yaralarında karabaş var. Yavşan dediğimiz bir bitkimiz var bizim burada. Pelinotu da denilir buna ayrıyetten. İkinci olarak da Antep fıstığı yağı ve propolisimiz de vardır bizim burada. Bunu da şu şekilde yapmaları gerekiyor. Kaynamış olan bir su bardağımıza burada 5-6 başak atabilirler. Karabaşı. Karabaş. Müthiş bir yarayı iyileştirme şeyi var. Mesela bunun suyuyla ıslatacaksınız. Kurudu ıslat, kurudu ıslat, kurudu ıslat. Yani Bu burada 6-7 defa böyle. Sonra 3-4 saatte bir kurudu ıslatarak böyle gideceksiniz. devam edebilirler. Evet, pamuk yardımıyla o bölgeyi ıslatmaları gerekiyor. Arkasından da bu pelinotumuzu, bitkimizi kaynamış olan bir su bardağımızın içerisine bir tatlı kaşığı şeklinde atılması gerekiyor. Bu da burada 5 dakika kısık ateşte kaynayacak. Kaynadıktan sonra ağzı kapalı bir şekilde 10 dakikada dinlenmeyi bırakmamız gerekiyor bitkimizi. Günde 2 defa da bunu sabah ve akşam aç karnına almamız gerekiyor. Antep fıstığı yağımız devreye giriyor günde 1 defa da. Bundan da bir tatlı kaşığı alacaklar. Bir de propolisimiz var. Bu propolisimizden de şöyle göstereyim ben. Şöyle yarım su bardağına bundan şu şekilde damla şeklinde 10-15 damla şeklinde atabilirler. Bunu içmeleri gerekiyor günde bir defa. Ve de propolisimizi tekrardan pamuk yardımıyla o bölge üzerine sürmesi gerekiyor. Yara üzerine sürmesi gerekiyor.